Ateş Bey ile Feride Hanım'ın arasında olanlar beni hiç ilgilendirmiyor. Sen burada mıydın? Pardon. İyi misin? Umurumda mı? Feride. Ağladın mı sen? Seni niye ilgilendiriyor ki? Sen Eylül'ü, babanı dinle. Onlar senin için en doğru olanı söylüyorlar. Gel kızım. Otur. Biz de Ateş Bey'le İtalya işini konuşuyorduk. Nergis'te istedikleri malı tanımlayan bir döküman var. Onu al, hemen çalışmaya başla. Bu döşemelik kumaş işi tam bizim işimiz. Kaçırmayalım. Tabii, merak etmeyin. Ben Tunç'la bir görüşeceğim. Tunç. Sen bu fermanla konuştun mu son zamanlarda? Yok, konuşmadım dayı. Bir şey mi oldu? O gece yaşananları ikimiz de hatırlıyoruz. Sonrasında yaşananları da. O toplantıya katılıp ölü bulunanlarla ilgili haberler vardır arşivde. Aptalcasına alınganlıklar yapıyor. Derdinin ne olduğunu da bilmiyorum. O yüzden boşa şövalyelik yapma. Gitmenin sebebi o iki ceset. Konuyu bilerek açmak istemiyorsun. Herkes için en iyisi bu. Bence de. Feride'nin fotoğrafları. Tabii bir kopyasını da kendime ayırdım. Tamam, ben haber bekliyorum senden. Hoşça kal. Sürprizlerle dolusun, Ateş. Feride içeride yalnız kalmış. İki dakika yalnız kalsın, önemli değil. Nereden çıktı bu İstanbul meselesi? Neden bundan en son benim haberim oluyor Ateş? İtiraz edecektin, ikna etmeye çalışacaktın. Bak gerçekten gücüm yok Tunç. İyi de neden? Bana bak Ateş. İçeride zırvaladığın şeylerin hiçbirine inanmamı bekleme. Dün Eylül'le konuşmalarını duydum. Sen kafa mı dinliyorsun? Eylül'le yatmışsın. Evet. Birkaç sene önce aramızda bir şeyler oldu. Sonra da bunu kullanarak Feride'nin fotoğraflarını aldın. Eylül'ü susturdun. Feride'yi korumanın başka bir yolu yoktu. Bu nasıl korumak ya? Çekip gidiyorsun şimdi. Tunç, birine sürekli yardım edersen görev haline gelir. Feride'nin bu pislik içinde yaşamasına gönlüm el verme. Haberin olsun, benimle gel dedim. Umarım teklifimi değerlendirir. İşini ciddi ciddi konuşalım lütfen. Bırak Cüneyt. Bak kimsenin umurunda değilsin. Görmüyor musun? Herkes senden nefret ediyor. Cüneyt beni bayağı şaşırttı. Her şeyi saklamışlar. O yüzden otelde o lafları etti bana. Bence de. Sana karşı birlik olmuşlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatta canını acıtmaya çalışıyorlar. Yanlarına mı kalsın? Yeter Tunç, yeter. Görmüyor musun, kızın canı yanıyor. Sen hala intikam peşindesin. Ne yapayım? Senin gibi kaçmasını bir öğüteyim. Ateş.
Ay boncuğuma, boncuğuma, ay boncuğuma. Annem, sen Cüneyt'in söylediklerini kafaya takmayayım ha? Belki de gerçekten artık umurunda değilim. Nazoş, o gece söylediklerini bir duysan. Aa, ne oldu ya? Oturup anlatsana. Bir de senin şu İstanbul işi. Gerçek mi? Gideceksin mi sen? Gidiyor patronum. Canan Hanım'ın söylediklerini sakladığınız için size teşekkür ederim. Bu kalbimi acıtsa da yine gerçek yüzünüzü gösterdiniz.